Efendim şimdi gelelim bir başka tartışma konusuna. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne cezaevinden özel jetle hasta babasını ziyaret için Diyarbakır'a, Allah şifa versin, götürülmesi günlerdir konuşuluyor biliyorsunuz. Selahattin Demirtaş da bununla ilgili tartışmalara şu cümlelerle katıldı. Değil jetle Diyarbakır'a, mekikle Mars'a götürseler durum değişmez. Bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. İzin verilmeyebilirdi de tabii. Bunun da sadece Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yapılabileceğini bilecek kadar deneyimliyim. Kısa bir süre önce en ağır ithamlarda bulunduğunuz, en ağır cezaların bir an önce verilmesi için teşvik ettiğiniz birine bu tavır değişikliğinin anlamı ne? Muhalefetin sorularına iktidar cephesinden yanıt yok. Edirne cezaevinden gizlice Diyarbakır'a tedavi gören babasını ziyarete götürülen HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, o ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla olduğunu söyledi. Muhalefet iktidarın seçim hamlesi derken Demirtaş'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Bunca yaşananlar hafızalarda henüz canlıyken, haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken, beni değil jetle Diyarbakır'a, mekikle Mars'a da götürseler durum değişmez. Çözüm sürecinin bitmesinden sonra AK Parti'nin ilk kez HDP grubunu ziyaret etmesi, anayasa değişikliği için destek istemesi ve tutuklu HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın Edirne cezaevinden Diyarbakır'a hastanedeki babasını ziyarete götürülmesi. Demirtaş avukatı aracılığıyla gazeteci İsmail Saymaz'a o geceyi anlattı. 23.45'te cezaevinden çıkarıldım ve yola koyulduk. Edirne'den Çorlu Havaalanı'na helikopterle, oradan da küçük bir uçakla Diyarbakır'a götürüldüm. Uçakla helikopter de 4 Kasım 2016'da ilk tutuklandığımızda Figen Hanım'la ikimizi Diyarbakır'dan Kandıra ve Edirne cezaevlerine getiren uçak ve helikopterdi. 6 yıl önce Edirne cezaevine getirildiği helikopter havalandı önce. Çorlu'dan bir jet, Demirtaş'ı taşıyan uçak sabaha karşı Diyarbakır'a indi. Çok yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Ziyaretim toplam 45 dakika sürdü. Babamla 30 dakika görüştüm. 15 dakika kadar da doktorlar babamın sağlık durumu hakkında beni bilgilendirdiler. Sanırım 50 araçlık güvenlik konvoyuyla havaalanından hastaneye götürülüp getirildim. Galiba özel durumum nedeniyle böylesi bir güvenlik tedbiriyle götürüldüm. 53 Kürt kardeşimin kanı bu Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Geçen hafta HDP ile Neşeli, Kagarakigiri bir görüşme yaptılar. Selahattin Demirtaş hem özel jetle ailesini görmeye gönderildi. Bu böyle bir resim burada duruyor. AKP'nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal. Cumhur İttifakı liderlerinin terörist dediği 6 yıldır tutuklu Demirtaş cezaevinden özel helikopter ve jetle Diyarbakır'a götürülmesini insani bir durum olarak açıklıyor. AK Parti'nin Kürt seçmeni yönelik hamlesi yorumlarına karşı çıkmıyor. Ama benim mekikle Mars'a götürseler de durum değişmez diyerek seçmenin fikrinin değişmeyeceğini söylüyor.